Efendim Eğitim Günü programından herkese mutlu günler diliyorum. Bir haftalık aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Eğitim günlüğümüze yeni notlar alabileceğimiz yeni bir programla karşınızdayız efendim. Geçen hafta özellikle yurt dışından ülkeye nasıl öğrenci çekeriz onu konuştuk. Bu hafta da tam tersini konuşacağız. Yurt dışına öğrenciyi nasıl göndeririz bunu konuşacağız. Özellikle yurt dışında eğitim almayı düşünüyor ancak bunun zamana ve harcadığı paraya deyip değmeyeceği konusunda endişe duyuyorsanız bu program tam size göre efendim. Lütfen bu programda size göre şeyler olacak. Şimdi birazdan ayrıntılarına değineceğiz ama işte yüksek lisanslı dil eğitimiydi. Bunların ayrıntılarını, yurt dışındaki karşılıklarını birazdan dinleyeceğiz. Programımızda değerli bir konuğumuz var. Yurtdışı eğitim danışmanı Sayın Melek Pınar efendim programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi tabii ki geçtiğimiz hafta Sayın Yardımcı Doçent Doktor Ferdi Bişkin'le az önce de ifade ettiğim gibi yurt dışından yurt içine öğrenciyi nasıl çekeriz bunu konuşmuştuk. Bu hafta da dedik ki biz yurt dışına öğrencileri gönderelim. Peki yurt dışı eğitim deyince biz ne anlayacağız efendim? Dilerseniz oradan başlayalım. Aslında çok geniş bir yelpaze. Öğrenciler yurt dışına eğitim için gittiklerinde tek bir taraftan değil hani birçok yönden kendi ihtiyacına göre eğitim alabiliyor. Mesela dil eğitimleri, master eğitimleri, doktora programları, lisans eğitimleri, staj programları, sertifika programları ve her ülke kendi içerisinde de çeşitleniyor. Dolayısıyla çok geniş bir yelpaze ve bu geniş yelpazede öğrencinin aradığı şeyi doğru olarak analiz edip bulması çok önemli. Dolayısıyla bunun için birazcık araştırma yapması gerekiyor çocukların. Yani sanki bir rehberlik hizmeti gibi. Şimdi rehberlik hizmetinde de kişiyi tanırsınız. Kişiye uygun mesleği birbiriyle örtüşüyorsa eğer o şekilde hani tavsiye edersiniz ya. Sizin işte biraz sanki anladığım o. Yani kişiyi tanıyacaksınız. İhtiyaçları nedir? Hangi ülke buna cevap verebilecek? Herhalde buna bakıyorsunuz biraz. Aynen öyle. Zaten ilk önce çocuk geldiğinde öğrencinin neyi istediğini öğrenmeden önce öğrenciyi tanımaya yönelik sorular sorarız. Öğrenci ne istiyor, nasıl bir yerde yaşamak istiyor, neler yapmak istiyor, geleceğiyle ilgili beklentisi ne, hatta ne olmak istiyor. Bunların her birini analiz ettikten sonra çocuğun ihtiyacına en uygun olan programı çıkartmaya çalışırız. Aslında birebir söylediğiniz şey bu. Bizim işimiz tamamen rehberlik. Çocuğun geleceğine rehberlik ediyoruz bir yerde. Önemli bir görev aslında. Aynen öyle. Şimdi tabii ki biz burada işte bir saatlik program içerisinde tanıtmaya çalışacağız elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce. Ama anladığım kadarıyla bu iş saatlerce sürebilecek, üzerinde kafa yorulması gereken bir iş. Hani eğer bu şekilde düşünüyorsanız işte karşı tarafı tanıyacağız, buna alternatifler bulacağız, işte örtüştüreceğiz diyorsanız. Saatlerce değil, günlerce sürebiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, benim birebir halen görüştüğüm, bir buçuk aydır, iki aydır görüştüğüm, hatta bir senedir süregelen görüştüğüm öğrencilerim de var. Bu şekilde aslında çok uzun bir süreç. Mesela lise 3. sınıfa giden bir öğrenci geldiğinde, daha biliyorsunuz onların önünde bir senesi daha oluyor. Bir sene öncesinden çocuğun ne olmak istediğine yönelik en iyi eğitimi nerede alacak? Atıyorum mühendis mi olmak istiyor bu çocuk? Mühendislik eğitimini en iyi nerede alır? O çocuğa hitap edecek ülke neresi? Hangi dili daha çabuk öğrenebilir? Çünkü sadece tek bir ülke değil, aynı zamanda 20 farklı ülkeyle çalışıyoruz. Dolayısıyla bu 20 farklı ülke içerisindeki en uygun ülkeyi bulabilmek için çok uzun bir zaman dilimine ihtiyacımız olabiliyor lisans eğitimlerinde. Dil eğitimi bu kadar karmaşık değil ama lisans gibi, master programı gibi eğitimlerde bu birazcık uzun bir süreç. Pekala, şimdi ben yurt dışı eğitimi seçeceğim ama ben size şunu sormak istiyorum. Neden yurt dışı eğitim? Yani yurt içinin suyu mu çıktı diyelim? Neden yurt dışına öğrenci göndereceğiz? Neden yurt dışı eğitim? Aslında şöyle, şimdi dünya sıralaması yani bu skalada 500 tane üniversite var. Bu 500 üniversite içerisinde maalesef ki bizim sadece tek bir tane üniversitemiz var. Dönem dönem ikiye çıkabiliyor bu sayı ama eğitim kalitesi anlamında dünyadaki ülkelerden üniversite bazlı düşündüğümüzde bir tık daha gerideyiz ne yazık ki hala. Dolayısıyla çocuğun yurt dışına çıkıp bu eğitimi alması hem artı bir dil öğrenmesi anlamında hem de çok daha teorik eğitimden ziyade pratik eğitimde kaliteli bir eğitim alması anlamında bir artı haline geliyor. Bu da yurt dışını biraz daha tercih edilir bir sebep haline getirebiliyor. Ve ekonomik anlamda da şimdi şöyle bir olay var. Artık eskisi gibi değil sistem. Yani yurt dışına giden öğrenci işte illaki zengin bir insan olacak ya da çok para kazanan bir aile sahibi olacak gibi değil. Artık orta kesimdeki insanlar da çocuklarını yurt dışına gönderebiliyorlar. Çünkü yurt dışındaki üniversitelerin international öğrenci dediğimiz gruba açmış olduğu burslar var. Ya da buradan giden öğrenciye bu sağlanan burslar var veya ödeme şekilleri kolaylığı var. Bunlar olduğu için
Türkiye'deki bir özel üniversiteyi okumaktan farkı kalmıyor yurt dışında okumanın. Yani yurt içindeki bir üniversiteye ödeyeceğimiz parayla yurt dışında bir üniversitede eğitim alabiliriz. Aynen, hatta çok çok daha kaliteli üniversitelerde eğitim alınabilir. Yani sadece doğru araştırmayı yapmak lazım. Aslında biz bu noktada birazcık daha öğrenciye faydalı oluyoruz. Yani o doğru araştırmayı yapabiliyoruz. Evet, evet. Kesinlikle. Şimdi tabii ki ben isterdim aslında yurt dışında eğitim almayı. Çünkü geçen hafta da konuştuk. İşte yurt dışı doktoralı, yurt dışı işte master'ını orada yapmış. Bizim ülkemizde biraz daha iş bulma noktasında, üniversitelerde özellikle istihdam edilme konusunda bayağı bir ön plana çıkıyor ama tabii ki bunun yanında herhalde işveren de kişinin yurt dışında eğitim almasını önemsiyor herhalde bizim ülkemizde. Çok fazla. Hatta şöyle, yurt dışında eğitim almasından ziyade gidip farklı bir kültürü tanıdıysa giden o insan, karşıdaki kişi, direkt olarak size bir artı katıyor. Yani birebir aslında bu çocuğun gelişimi için de çok önemli. Kendim de yurt dışında eğitim almış biri olarak söyleyebilirim. Siz nerede aldınız bu arada? Ben Almanya'daydım. Almanya'daydınız, evet. Yani bu açıdan şöyle bir avantajı var. Gidiyorsunuz ve farklı bir kültürden insan tanımıyorsunuz sadece. Sizin gibi gelen birçok uluslararası kültürden insan oluyor ve farklı farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Dil zaten bir artı. Çünkü artık iletişim kurmak sadece İngilizce ile de yeterli değil. Bir ikinci, üçüncü dilin öğrenilmesi zorunlu hale gelmiş durumda. İletişim zaten çok önemli bir noktadayken burada, yurt dışında eğitim almak size aslında bunun bir tık daha üstünü sağlıyor. Hem dili öğreniyorsunuz, bu yetiyi kazanıyorsunuz, hem de international birçok öğrenciyle tanışıyorsunuz. O anki öğrenciler ileride sizin meslektaşlarınız olacak. Siz bu ülkede bu işi yaparken başka bir öğrenci Hindistan'da yapacak, başka bir öğrenci Japonya'da yapacak ve siz onlarla uluslararası çalışmak için zaten öğrenciliğinizden bağlantıyı kuracaksınız. Nihayetinde işveren içinde bir potansiyel değil aynen mi? Dünyaya öyle açılan bir kapı. Aynen öyle. Kişi. Tabii ki burada aslında günümüzde en fazla ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi de farklı kültürlere saygı, farklılıklara saygı. En azından kişi yurt dışına gittiğinde farklı kültürlerle nasıl yaşayacağını ve özellikle hani zorluklarla mücadele anlamında hani nasıl mücadele edebilecek, bunun ciddi anlamda kişiye kattığı bir çok artı var değil şey mi? Çok fazla şey katıyor. Evet. Aynen öyle. Yani o deneyimi edinmek çok farklı bir his. Hele de 18 yaşından bu 23-24 yaşına kadar olan öğrencilerimizin bulunduğu dilim özellikle çok önemli. Çünkü kişinin tam karakterinin oturduğu ve olgunluğa eriştiği dönem bu dönem. Yurt dışında bir öğrenci, elbette ki biz giden öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz danışmanları olarak. Bir öğrenci gittiğinde okuluyla sürekli bağlantı halinde oluyoruz. Öğrencinin arkasını arıyoruz, sürekli çocukla konuşuyoruz. Ama sonuç olarak orada yaşıyor ve yalnız. Ve bu şekilde ayakta durmak kendi ülkemizde bile çok zorken, gidip de yabancı bir ülkede ayakta durmayı başarabilen bir çocukta çok ciddi bir özgüven kazanımı oluyor. Bu da çocuk için bir artı haline geliyor. Çünkü daha kendinden emin, daha güvenilir bir birey oluşturuyoruz. Kesinlikle. Pekala, şunu merak ediyorum ben. Dil başlığı adı altında, hani böyle konuşacak olursak, dil başlığında en fazla tercih edilen ülkeler ana dili İngilizce olan ülkeler mi, yoksa farklı ülkelerde tercih edilebiliyor mu? Aslında evet, ana dili İngilizce olan ülkeler çok yoğun şekilde tercih ediliyor ve doğru karar da bu zaten. Çünkü sadece derste dili öğrenmeniz yeterli değil. Dili öğrendikten sonra günlük hayatta bunu da yaşamak gerekiyor. O gün içerisinde size, atıyorum, derse girdiniz, öğretmeniniz size dil eğitimi anlamında yol tarif etmeyi öğrettiyse, dışarı çıktığınızda biri size yol sorduğunda siz o yolu tarif edebiliyorsanız o öğrendiğiniz şey pekişiyor. Yani alıyorsunuz ve pratik ediyorsunuz. Yurt dışında dil eğitimi almanın en önemli artısı bu bence. Çünkü öğrenci evet yaşam deneyimi vesaire kazanıyor ama birebir dili de yaşıyor. Anında pratik ediyor. Bizim Türkiye'deki Türk eğitim sistemindeki aslına bakarsanız en büyük eksikliklerimizden bir tanesi bu. Biz maalesef ki Türkiye'de öğrenciye dil öğretmeyi çok beceremiyoruz. Evet. Daha İlla ki yurt dışı olması gerekir mi? Ben onu soracağım tam da bu noktada. Aslında bana göre gerekiyor. Çünkü şu şekilde, speaking noktasında bizim çocuklarımızda, ben de dahil olmak üzere yurt dışına çıkıncaya kadar, çok ciddi anlamda bir özgüven eksikliği oluyor. Çünkü konuşma bazı biz evet iyi gramer öğretiyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, profesörlerin konuşabileceği kadar iyi gramerleri öğretiyoruz çocuklarımıza. Ama çıktığında speaking anlamında çocuk elementary seviyesinde. Bu seviyede kendini kaldığı zaman kendini ifade edemedikten sonra siz bir profesör kadar gramer bilseniz de çok bir şey ifade etmiyor. Yurt dışı bunu kazandırıyor bizim çocuğumuza. Şimdi şöyle bir şey var ama benim edindiğim tecrübede şu, 15'e yakın ülkede ben de bulunma durumu oldu proje dolayısıyla. Ana dili İngilizce olan İrlanda'da
biraz zorluk çektim. O da şöyle, diğer ülkelerin ana dili İngilizce olmadığı için, yani bizde tabii çok üst düzey bir İngilizce yok, daha rahat iletişim kuruyoruz. Yani çok fazla böyle gramere takılmadan rahatça konuşuyoruz. Ama İrlanda'da o sıkıntıyı yaşadım. Ana dili İngilizce olunca çok hızlı konuşuyorlar. Anlamakta zorluk çekiyorsunuz. Siz ifade ederken ister istemez çekiniyorsunuz. Çünkü orası zaten İngilizcenin yani menbaı. İşte bunu kırıyor. Evet. Mesela Dublin'de eğitime giden bir çocuk, dünyanın neresine giderse gitsin, o sistemi 6 ay süresince mesela eğitim aldığını varsayalım. Onların o konuşma hızına, o sistemine alıştığı için çok rahat bir şekilde Almanya'ya gitse de anlaşır, Çin'e gitse de anlaşır, İngiltere'ye gitse de anlaşır, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitse de anlaşır. O çocuk zaten İngilizcenin temelini atmış ve yeterince öğrenebileceği en iyi seviyede öğrenmiş. Evet. Artık bundan sonra nasıl konuştuğu ya da nereye gittiği bir şey fark etmeyecek. Şimdi sizin açınızdan söyleyeyim. İngilizceniz belli bir seviyede olduğu için doğal olarak ana dili olup onu daha yuvarlayarak konuşan insanlarla konuştuğunuzda biraz çekinmenize sebep olmuştur. Ama dili o ülkede öğrenmiş olsaydınız, yani en iyi şekilde öğrenmiş olsaydınız, o pratiğe ve o gramere alışacaktınız. Hmm. Dolayısıyla sizin de bu zorluğu yaşamamanız ortaya çıkacaktı. Yaşamayacaktınız böyle bir şeyi. Yani biraz orada takıldık açıkçası. Diğer ülkelerde daha rahattık, öyle söyleyeyim. Şimdi evet, özellikle yabancı dil öğrenme anlamında belki bir daha buraya döneceğiz ama lisansüstü eğitim konusuna gelecek olursak. Mesela ben İrlanda'da doktora eğitiminin 3 yıl olduğunu biliyorum. Evet. Böyle bir şey var. Bizim ülkemizde 4 yıl biliyorsunuz. Tabii 3 yılda da bitirebilirsiniz çok böyle iyi olursanız. Ben şunu merak ediyorum. Yönlendirirken ya da öğrenciler size geldiğinde bunu soruyor mu? Yani lisansüstü, çünkü Türkiye'de bazen lisansüstü eğitim yapmak zorlaşabiliyor. Gerek dil şartları nedeniyle, gerekse kontenjanların azlığı nedeniyle. Avrupa bu noktada bir fırsat mı? Aslında bir fırsat. Çünkü şöyle, mesela şu anda biz kendi istatistiklerimize bakacak olursak, sadece benim firmamda en çok tercih edilen, son 5 yılda en çok tercih edilen master ve doktora için ülke İngiltere. Hı. Neden? İngiltere'de master süresi 1 yıl. Üniversiteler ilk 500 içerisinde 200'e yakın üniversitesi var. Master süresi 1 yıl, doktora süresi 3 yıl. Bu şekilde sistem ilerlediği için öğrenci Türkiye'de 10 yılda alacağı adımı 5 yılda tamamlayıp bitiriyor. Yarıya indiriyor süre olarak. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla çocuk otomatik olarak 5 yılını daha heba etmeden orada tamamlayıp Türkiye'ye dönmek istiyor. Bu bir artıdır her zaman. Mesela istatistiksel olarak baktığımızda bizim yurt dışına İngiltere için gönderdiğimiz öğrenciler 5000'in üzerinde son 5 yıl içerisinde. Üniversite eğitimi için giden öğrenciler. Çünkü lisans eğitimi dahi İngiltere'de birçok bölümde 3,5 yıl. Evet. Bu bir avantaj. Kesinlikle. Yani tercih için çok önemli bir avantaj. Siz öyle deyince kendim için geç kaldım doktora bitmek üzere ama birilerine en azından tavsiye edebiliriz. Tabii ki yani lisansüstü eğitim deyince yüksek lisans doktora anlıyoruz ama bir de postdoc var herhalde. Doktora bitiminde de bir 9 aylık yurt dışı eğitimler var. Onlarla ilgili sizin bir şeyiniz var mı? Şöyle, sunduğunuz aslında imkan. Çalışmalar yapılabiliyor. Şimdi bu tarz eğitimlerde aslında olay daha çok öğrencide bitiyor. Biz öğrenciye sadece hoca bulma noktasında belki destek sağlayabiliriz. Çünkü bu tarz çalışmalar öğrenci eğer devam etmek isterse işte hocayla oturup konu hazırlaması gerekiyor, ne üzerine çalışacak bunu belirlemesi gerekiyor, konuşması gerekiyor. İngiltere'deki atıyorum, üniversitedeki hocanın bu konu üzerine çalışmayı kabul etmesi ve öğrenciyi desteklemesi gerekiyor. Bizdeki gibi değil aslında sistem. Kabul şartları nedir? Buradaki gibi yazılı sınavlar mı var yoksa gidip kayıt olabiliyor musunuz? Gidip kayıt olabiliyorsunuz belli başlı şeyleri sağladıktan sonra. Mesela IELTS. IELTS sınavından 6,5-7 gibi bir skor yapması lazım mutlaka öğrencinin. Zor bir İngilizce sınavıdır ama öğrencinin bunu geçmesi gerekir. Mesela Amerika'da MBA yapmak isteyen bir öğrenciden minimum 2 yılla 5 yıl arasında iş deneyimi isterler. Bunu sağlayamayan öğrencinin MBA'ye kabulü çok zordur. Ya da mesela GMAT'ten bir puan yapması gerekir. Bu sınavları geçmesi gerekiyor ama bunların tamamı dil bazlı sınavlar zaten. İngilizceyi bilen çocuğun geçebileceği sınavlar. O zaman yurt dışında eğitim almak istiyorsak önce bir İngilizceyi az çok halletmemiz gerekiyor. Efendim Melek Hanım dedi ki yani yurt içinde ödeyeceğiniz miktarlarla yurt dışında çok rahat iyi eğitim alabilirsiniz dedi. Bunların şartlarını ve sağlanan burs imkanlarını da konuşacağız. Ne zaman? Kısa bir aranın ardından efendim.
Efendim kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için hatırlatalım. Bugün yurt dışı eğitim imkanlarını konuşuyoruz ve bize sunduğu fırsatları konuşuyoruz efendim. Programımızda değerli bir konuğumuz var. Yurt dışı eğitim danışmanı Sayın Melek Pınar hanımefendi. Kendisi dedi ki az önce reklamlardan önce de söyledim. Yurt dışında çok rahat, yurt içinde özel üniversitede aldığınız eğitime ödediğiniz parayı öderseniz orada da çok rahat eğitim alabilirsiniz dedi. Ve bunun ayrıntılarına geçelim biraz da isterseniz. Şimdi biz yurt dışına eğitim için gittiğimizde dil eğitimi olsun, lisansüstü eğitim olsun. Az önce de siz ifade ettiniz. Burslar sağlanıyor dediniz. Belli başlı burslar var herhalde. Tabii ki belli başlı. Bunları... Tabii ki belli başlı burslar evet. var. Mesela şu an için söyleyeyim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu bir YLYS bursu var. Bizim evet. ülkemizde öğrencimizin cep harçlığına kadar her şey karşılanıyor. Öğrenci İngiltere'ye de Amerika'da bir master programına gönderiliyor. Master programından sonra eğer ki doktora eğitimini de tamamlarsa Türkiye yani hatta master programından sonra döndüğünde bile bu imkan var ama doktorasını da tamamlarsa çok üst seviyelerde hatta statü olarak iş garantisi olan burslar var. Hmm. Bakanlık, bunu ÖSYM mi sağlıyor yoksa? Milli Eğitim Bakanlığı sağlıyor. Evet. Tabii ki hani mesela Avrupa Birliği Bakanlığımızın sağladığı bir bursumuz var Jean Monnet diye. Hmm. Hakeza bu bursumuz da aynı şekilde. Tabii ki bunlar kendi içinde şekilleniyor. Öğrencinin belli başlı şartları karşılaması gerekiyor. Ama öğrenciler bu burslara başvurarak gidip Avrupa'da ya da İngiltere'de ya da Amerika'da çok rahat bir şekilde master ve doktora eğitimlerini alabiliyorlar. Hmm. Bunun için ayrılmış çok ciddi bir hibe var. Çünkü hem Avrupa Birliği'ne uyum süreci içerisinde gerçekleştirilmesi gereken projeler var. Hem artık bizim devletimiz de kalifiye eleman ihtiyacını yurt dışından karşılama noktasında daha ileri adımlar atıyor. Bu burslar belli başlı sayılarda kişilere verilirken ilk başlarda evet. artık sayı gitgide artmaya başladı. Hmm. Mülakatlar yapıyorlar, bunun belli dönemleri var. Çocuklar bunları takip ederek bunlara başvurarak hem yaşam giderleri hem eğitim masraflarını sıfıra indirerek hatta bir de döndükten sonra iş garantisiyle direkt olarak bu burslara başvurup yurt dışında da eğitim alabilirler. Hmm. Yani alternatifler çok. Aynen öyle. Mesele çocuğun ne olmak istediğini bilmesi. Hmm. Buna karar verdikten sonra alternatif çok fazla bulabilirsiniz. Yani mesela şu anda benim bildiğim hatta size de çıkarttığım birkaç tane üniversitemiz var. Lütfen alabilirsiniz. İngiltere'de mesela Warwick Üniversitesi. Dünya sıralamasında ilk 100 içerisindedir. İngiltere'nin en iyi 50 üniversitesinden bir tanesi ve şu anda 5500 sterlin kadar öğrenciye bir burs veriyor. Hmm. Zaten bu ülke... 5500 sterlin ne kadarını karşılar? Yani şöyle, mesela İngiltere'de master programları 15.000 sterlinle 25.000 sterlin arasında değişir. Bu eğer ki bütçesi varsa çocuğun aslında ciddi bir miktar. Özellikle de Türk lirası bazında düşündüğümüzde. Tabii ki. Veya... Kent Üniversitesi var. Gene İngiltere'deki çok iyi üniversitelerden bir tanesidir. Özellikle MBA programlarında. MBA programları için %50 burs veriyor gibi. Sadece bizim devletimiz değil aslında oradaki üniversitelerde öğrenci için çok fazla kapı açıyor. Dolayısıyla bunları öğrencinin takip etmesi lazım sadece. Buna karar verip artık iyi bir şekilde araştırması ya da bizlere gelip bunları kendi adına yapmamızı istemesi lazım. Bunlar önemli. Gerçekten aynen bunları öyle. Bilmek gerekiyor. Aynen öyle. Pekala süreç içerisinde ben mesela ara sıra işte Hürriyet'te vesaire diğer TRT Haber'in eğitim sitelerini araştırırken bakarken orada hep böyle fuarlar görüyorum. İşte Kanada okulları fuarı bilmem işte İrlanda okulları fuarı diye. Bu fuarların özelliği nedir? Öğrenciler gittiğinde ne bulacaklar burada? Aslında şöyle bunlar da gene tıpkı eğitim danışmanlık şirketlerinde olduğu gibi özel şirketler. Evet. Bu şirketler kendi içlerinde birkaç şirket hatta birleşip İngiltere'den, yurt dışından dil okulları, üniversiteler hatta Türkiye'deki bazı üniversiteler sponsor olup buraya gelip bu fuarın masraflarını karşılayıp öğrencilere birebir bilgi veriyorlar. Hmm. Bu şekilde bilgi verildiği için çocuklar orada üniversite temsilcisinden direkt olarak ilk ağızdan zaten bu bilgiyi çok net bir şekilde alabiliyor. Bu fuarlar çok önemli aslında. Çocuğun kaçırmaması gerekiyor. Dil eğitimi de düşünse, yaz okulu da düşünse, üniversitede düşünse hiç fark etmez. Her türlü temsilciyi orada bulabilir çünkü öğrenci. Birebir ilk ağızdan duyma fırsatı var. Hmm. Belli başlı fuar tarihleri belirlenmiş durumda aslında. Mesela bizim için evet. 4 çeyrek için fuar tarihleri belirlenmiş durumda. Şu an en yakın 4 çeyrek dediğiniz? Yani 1 yılı 4 çeyreğe ayırıyorsunuz. Anladım, evet. Her 4 çeyrekte bir
fuar yapılıyor. Yani yılda 4 defa yapılıyor aslında. İki İstanbul'da, bir İzmir'de, bir Ankara'da olmak üzere mesela şu anda Mart ayının sonunda, tarihleri de verebilirim istiyorsanız. Lütfen, lütfen. Burada şeyler var, fuarlarımız var. Ya en azından ilgi duyan. Mesela İstanbul Asya'da 31.03.2016'da Dedeman Otel'de olacak. Evet. Avrupa kıtasında, yani Avrupa kısmında öyle söyleyeyim, 2-3-2016'da kaçta? 13-18 arasında olacak. Ankara Sheraton'da yapılacak gene 5-4-2016'da 15 ile 20 saatleri arasında ve İzmir Hilton Otel'de yapılacak. 7-4-2016 15-20 saatleri arasında. Çocuklar bu saatler aralığında gidip, atıyorum, bir Kent Üniversitesi'nin temsilcisiyle birebir konuşma fırsatı yakalayabilirler. Hmm. Ya da internet sitelerine gidip Aynen öyle. Ya da internet sitelerine gidip katılımcı olacak tüm kurumları çıkartıp bu kurumlardan kiminle görüşmek istiyorlarsa birebir gidip orada görüşebilirler. Efendim çok yoğun tabii sorular da geliyor bu konuyla ilgili. Diyorlar ki Melek Hanım bize nereye tavsiye eder? Böyle özel bir şeyiniz var mı? Dil eğitimi için nereyi tavsiye eder diye özellikle. Bana bu şekilde gelen öğrenci... Bana böyle gelmeyi mi diyorsunuz yani? Bana bu şekilde çok öğrenci geliyor ve ben ona diyorum ki sen nasıl bir yerde mutlu olursun? Yani gerçekten mutlu olabileceği bir yere gitmesi öğrencinin çok önemli. Şimdi ben öğrenciyi hiç tanımadan böyle bir şeye cevap verirsem çok doğru olmaz. Ama şöyle bir genel geçer gerçeklik var. İngilizce eğitim alacaksa bu öğrenci, gerçekten gidilebilecek en iyi ülkeler sıralamasını yapacaksam ben kendime göre, İngiltere, Amerika, İrlanda, Kanada ve Avustralya olarak sıralarım. Bana göre ama bu. Neden? Çünkü İngiltere'de zaten bunun için artık çok ciddi bir pazar oluşturulmuş durumda. Yani sadece bizim çalıştığımız 600-650 tane dil okulu var. Evet. Üniversiteleri hiç işin içine katmıyorum. Dolayısıyla hani ne istiyorsun? Onu söylemen lazım. Nasıl bir yerde mutlu olursun? Mesela futbol oynamayı seviyorsan ben senin yerinde olsam Manchester'a giderim. İngiltere'ye. Aynen. Yani orada futbolun beşi diyorsun. Aynen öyle. Evet. Peki Konya bazında düşünecek olursak, siz Türkiye'de 7-8 yerde şubeniz var herhalde. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da şubelerimiz var bizim. Mesela, aynen öyle. Konya'daki vatandaşlarımız daha çok nereyi tercih ediyor? Böyle bir istatistik tuttunuz mu? Nereye gönderiyorsunuz daha çok? Konya'da ağırlıklı olarak... Sanayi çünkü şehri. Aynen. Konya'da ağırlıklı olarak bir İngiltere talebi var. İngiltere'ye çok yoğun şekilde öğrenci gönderiyoruz. Ve Amerika, Chicago'ya karşı çok enteresan bir sempati var. Chicago'ya. Özellikle Chicago'ya çok fazla öğrenci talebi geliyor bana. Chicago çok enteresan. Yani... Muhtemelen bir kişi gitti Konya'da, o bağlarınız çok güçlüdür ya hani bizim. O bir kişinin gitmesiyle tüm bağlar bu şekilde yayılmış durumda. Böyle özellikle ben Chicago'ya gitmek istiyorum diye gelen öğrencilerim olabiliyor. Aynen. Tabii ki bir dil öğrendikten sonra herhalde ikinci bir dil içinde geliyorlardır bu sefer. İşte İngiltere'ye giden Almanya'ya gitmek istiyor falan, böyle bir bağlantılar oluyordur. Aynen öyle. Zaten artık öğrencilerde de ben şu bilincin uyandığı için çok mutluyum. Evet, lütfen. Tek dilin yetmeyeceğinin farkındalar. Yani bu çocuklar aslında bir noktada kendilerini bir yerlerde kanıtlamak zorundalar. Artık herkes İngilizce konuşuyor. İngilizce konuşamayan hiç kimse kalmadı gibi bir şey zaten. Mesele kendini bir adım öne geçirmekse artı ne yapabiliyorsun? Fransızca talebiyle gelenler oluyor, Almanca talebiyle gelen çok yoğun oluyor. Mesela Konya'da özellikle çok ciddi bir Almanca talebinin olduğunu biliyorum. Öğrenciler özellikle ilgileniyorlar. Çünkü buranın sanayi şehri olması, Almanya ile yoğun ilişkilerin yaşanması falan, bunda çok ciddi artı. Çince talebiyle gelen çok oldu. Çince. Aynen. Uzak Doğu. Uzak Doğu talebi. Ama Konya yani Konya ölçeğinde düşündüğümüzde ciddi anlamda dünyanın dört bir tarafına hani ihracat yapan bir ülkede, şehirde yaşıyoruz. İster istemez portföy herhalde biraz geniş olması da normal değil mi Konya ölçeğinde? Tabii ki. Yani bu özellikle Konya'da çok şaşırtıcı derecede geniş. Yani akademik isteyen de var, dil isteyen de var, tamamen business üzerine bir şey isteyen de var, üniversite eğitimi isteyen de var. Kalabalık şehir olmasının yanında sanırım bu çok kültürlülüğün verdiği bir şey de var. Konya'da çünkü mesela artık yani bende de o ön yargı vardı, ne yazık ki o ön yargı bende de kırıldı. Sadece Konyalılar yaşamıyor. Evet. Her yerden insan var. Artık biz de metropol olma yolunda yavaş yavaş ilerliyoruz. Kesinlikle. Süreç içerisinde baktığımızda size geldi bir öğrenci ya da bir kişi dedi ki ben yurt dışında eğitim almak istiyorum, yurt dışında dil eğitimi almak istiyorum dedi, lisansüstü. Tabii ki bunun vizesi var, işte pasaportu var, kabulü var vesaire. Bu süreç nasıl ilerliyor? Yani böyle adım adım ilerlerken
nelerle karşılaşacak? O konuyla ilgili kısaca. Aslında 7 adım var. Evet. Temel 7 adım. Tüm evrakları, yani zaten okuldan kabulünün alınması, vize işlemlerinin yapılması, bu işlemlerin takip edilmesi, bunların her birini onların adına biz yapıyoruz. Hmm. Yani çocuk bana sadece, ben ona bir evrak listesi veriyorum. Diyorum ki bu ülkenin vize kuralları bu. Tek tek anlatıyorum ona. Bunları yapacaksın. Sen bana bu evrakları getir. Ben senin için her şeyi yapacağım. Geri kalan her şeyi onun adına ben hallediyorum. Sadece gidiyor, konsoloslukta görüşmesini yapıyor. Hmm. Öğrencinin yapacağı tek şey bu. Şimdi aslına bakarsanız bizim avantajımız bu. Çünkü şöyle, öğrenciler bunları kendi başlarına yapmaya kalktığında tek tek bu vize sistemlerini öğrenmek zorundalar. Her şeyi yapmak zorundalar tek başlarına. Ve üstelik bir de bunlar için ekstra ücret ödemek zorundalar. Hmm. Bu şekilde yapıldığında direkt olarak bunlar ücretsiz bir şekilde tercümanlık işlemleri de dahil olmak üzere hallediliyor zaten. Hmm. Mesela tercümanlık için ben yeminli tercümanım aynı zamanda, herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Ve bu işlemler için ekstradan bir ücret de talep etmiyoruz öğrencilerden. Yani bir danışmanlık ücreti, aracılık ücreti gibi bir şey de söz konusu değil. Öğrenci okuldan direkt olarak kendisi kayıt olarak yapacağı bir masrafla bir danışmanlık şirketi aracılığıyla yaptığında herhangi bir fark oluşmuyor. Hatta artısı var danışmanlıkta yapmanın, eksisi yok, öyle söyleyeyim. Artısı var, eksisi yok. Aynen öyle. Peki abi, bu mesela ben bu Jean Monnet bursu herhalde. Hı hı. O bursta bir etkili iyi niyet mektubu yazmanız gerekiyor herhalde benim anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Bu konularda da yardımcı oluyor musunuz? Her şey. Öyle aklınıza mi? Gelebilecek her şey. Tamam. Yani çocuk hani söyle. Buradan sözünü de alayım, ekranlar önünde bir iyi niyet mektubu yazmamız tabii gerekiyor. Tabii ki memnuniyetle, hiç sorun değil. Eyvallah. İstediğiniz zaman yazarız. Lütfen. Yani her şeyi biz yapıyoruz. Niyet mektubunu yazıyorum öğrenci için, şekillendiriyorum. Daha sonrasında beraber okuyoruz. Eklememi, çıkarmamı istediği ekstra, çünkü fikir alışverişi gerçekten çok önemli. Tek başıma yazmam da çok doğru değil aslında. Fikir alışverişini yapıp öğrenciden daha sonrasında diyorum ki bunu istiyor musun? Çıkartalım mı? Bunu ekleyelim mi? Beraber son halini şekillendirip o şekilde gönderiyoruz. Hmm. Az önce değindiniz ama notu bir daha istiyorlar, IELTS puanı. İngiltere'deki üniversiteler için, evet, bölümden bölüme değişiklik gösterir ama 6,5-7, 6 ile 7 arasında daha çok skala, 6-7 arasında olması gerekiyor. Ama bölümden bölüme değişiklik değişiyor, gösterir. Yani bir eleleme başvuracak, yani hukuk masterına başvuracak öğrencinin 7'den aşağısını alması master programına kabul için yeterli olmayacaktır. Hmm. Ama atıyorum bir iktisat üzerine ya da işletme üzerine master yapacaksa öğrenci 6,5 yeterli olur. Spor yönetimi gibi, daha dün bir öğrencim için master araştırması yaptım. Eğer böyle bir şey yapılacaksa 6-6,5 arası yeterli oluyor. Her üniversitede bu farklılık gösteriyor. Ya programını belirleyip ona göre bakması ona göre lazım. Bizim şeyler geçerli mi? KPDS, ÜDS, ÜDS maalesef onlar geçerli değil, değil yok, mi? Aynen. TOEFL geçerli mi? TOEFL geçerli. Evet. TOEFL IBT Amerika'daki üniversiteler kabul ediyorlar hala. İngiltere'de bazen kabul edilmeyebiliyor. Hmm. Yani o milliyetçilik maalesef ki onlarda da devam ediyor. Amerika'daki bazı üniversiteler IELTS'i kabul etmiyor. İngiltere'dekiler TOEFL'ı kabul etmiyor. Bazısı ikisini de kabul ediyor. Yani tamamen üniversitenin içinde kendi şartları da değişebiliyor. Anladım. Ama bu bahsettiğimiz TOEFL, IELTS, TESDAF, bunlar tüm dünyada geçerliliği olan sınavlar. Evet. Dil eğitimiyle ilgili çok fazla soru vardı. Dil eğitiminde özellikle şimdi sürelerle ilgili 2 aylık, 6 aylık ya da 2 haftalık, onların hani sınıflandırması nasıl? 2 haftadan 52 haftaya kadar ihtiyacı olduğu süre zarfında eğitim alabilir öğrenci. Hı hı. Sen şu kadar al, bu kadar al diye bir şey söylemiyoruz öğrenciye. Geldiğinde zaten İngilizce seviyesi çok önemli. İngilizce kurları, hani kur diye artık tabir edildiği için söylüyorum ben de bunu, evet, öyle dil alışkanlığı, hı, olmuş durumda. İngilizce seviyeleri kendi içerisinde 6'ya ayrılır. Her, evet, seviyede kendi içerisinde 3'e ayrılır. Bu şekilde sistem ilerlediği için öğrencilerin bunları geçiş süreleri, her bir seviyeyi geçiş süresi 6 hafta, 8 hafta, 10 hafta arasında değişir. Standart bir öğrenci genelde 8 haftada atlar bu süreyi. Beginner seviyesine, yani başlangıç seviyesinde İngilizcesi olan bir öğrencinin eğer ki istediği seviye C1 falansa minimum 30-32 hafta eğitim alması gerekir. Hmm. Hatta ben genelde bu şekilde gelen öğrencilere 9 ay tavsiye ediyorum ki en azından bir ayda fazladan kalıp orada pratik yapma şansı olsun çocuğun. Gitsin, kafelerde otursun, muhabbet etsin, yeni insanlarla tanışsın. Daha ileri seviyelerdeki sınıflarda olduğu için öğretmenleriyle ona göre pratik yapma şansı olur. Bunlar her zaman çocuk için bir avantajdır ve dilin oturmasını sağlar. Hmm.
Bir de fiyatlar konusunda buradan merak ediyorlar ama yani ortalama bir fiyat verme durumunuz var mı? Yani şöyle, şu an mesela İngiltere için söyleyeyim. Evet. Gene İngiltere üzerinden konuşalım. İngiltere'de 4 haftalık en uygun fiyatlı bulunabilecek okul şu anda 1378 pound. Eğitim Türk lirası olarak. Türk lirası kurundan baktığımızda işte 4 liradan çarparsak bir 8-9 bin Türk lirası civarında bir şey, konaklamanız dahil. 4 haftalık, evet. Aynen. En pahalı da 2872 sterlin. Yani bu kur bazında çarpmaları gerekiyor. Bu arada değişecektir fiyatlar. Ülkelerde aslında kar ettiren olay şurada başlıyor. Kur farkları, bunu iyi hesaplamak gerekiyor ve uçak bileti. Yani 4 haftalık eğitime gidecek öğrencinin uçak bileti anlamında kar etmek istiyorsa eğer İngiltere, İrlanda gibi yakın destinasyonlara gitmesi lazım. Tutup da Kanada'ya giderse bu öğrenci zaten vereceği uçak bileti fiyatı, yani uçak biletine vereceği kendisi para... Kendisi mi alacak bu arada uçak biletini? Tabii kendisi ki uçak biletlerine zaten öğrenci mecburen kendisi temin etmek zorunda. Çünkü aldığınız firmaya göre, gideceğiniz zamana göre hepsi fiyat anlamında değişiklik gösteriyor. Hatta dönem dahi çok önemli. O yüzden erken alınması, geç alınması, bunlar farklılık yarattığı için uçak biletini bir teklif hazırlarken o teklifin içine dahil etmemiz çok zor. Çünkü çok değişken. Değil mi? Ülkeden ülkeye de zamana göre de değişiyor. Yani önceden alıp sonradan almanıza göre de zaten tabii uçak ki, aynen fiyatları öyle. Değişiyor. Çok değişiyor. Ama bu noktada öğrenci artık karar verip son aşamaya geldiğinde hani yardımcı olmaya çalışıyorum ben bak. Buradan alırsan şu kadar oluyor, buradan alırsan bu kadar oluyor. Hani yardım etmek adına çocuk için uçak bileti fiyatları da çıkartıyorum. Hatta uçağını kaçıran öğrencilerimin arayıp ben uçağımı kaçırdım ne diye böyle pazar günü bana sorduğu bile oluyor. O da güzel, her şeyle ilgileniyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi tabii programın başından beri hep böyle Avrupa ve Amerika'daki eğitimi konuştuk. Oralara öğrenci gönderdiğinizden bahsettiniz ama özellikle Türkiye ülkelere ya da işte uzak doğuya, Rusya'ya, Çin'e gönderdiğinizde oluyor mu oralarda da? Rusya var, evet. Pazarlarımız içerisinde Rusya'ya gönderiyoruz, Ukrayna'ya gönderiyoruz yoğun şekilde. Rusça eğitim almak isteyen çocukların özellikle tercih ettikleri ilk sıradaki ülke Ukrayna aslında. Rusya'dan da daha çok tercih edilir durumda. Ama Türkiye Cumhuriyetler anlamında açıkçası çok yardımcı olamıyorum. Şimdi tabii yani oradaki sistem biraz daha farklı. Çünkü çocuğun Türkiye'deki denkliğini de iyi ayarlamamız gerekiyor. Şimdi denklik denilen YÖK'ün çıkardığı bir sistem var. Ve öğrencinin bu denkliğini, yani diplomasının geçerliliğini Türkiye'de alabilmesi için belli şartları sağlıyor olması lazım. Bu şartları öğrenci sağlayamazsa ve YÖK de o üniversiteyi tanımadığını söylerse bu sefer sıkıntı yaşıyor öğrenci. O yüzden olabildiğince iyi üniversiteler üzerinden öğrenciye yardımcı olmak lazım. Dil eğitimi zaten hani çok özel bir şey olduğu için böyle bir denklik problemi yok ama üniversite bazlı düşündüğünüzde üniversitenin araştırmasını çok iyi yapıp yardımcı olmak lazım çocuğa. Çünkü gelip de denkliğini alamaması o çocuk açısından hem boşu boşuna yapılmış bir masraf demek hem de çocuğun geleceğine açıkçası bir yerde müdahale gibi olur. Şimdi bugün benim özellikle programa gelmeden önce bir haberlere baktığımda yurt dışı diplomalar için tanıma dönemi başlıklı bir haber vardı. YÖK'ün yeni düzenlemesiyle daha önce program ve derece eşdeğerliği olmadığından denklik belgesi verilmeyenlere talepleri halinde tanınan bir yükseköğretim kurumundan mezuniyetlerini kanıtlayabilmeleri için tanıma belgesi verilecek şeklinde bir haber var. Evet. En azından bir tanıma belgesiyle herhalde bu işi de şöyle, çözecekler. Aslında şu şartı çocuğun sağlaması gerekiyor. Evet. Eğer ki YÖK denklik yasası aslında çok net. Denklik yasasında diyor ki öğrenci denkliğini almak istiyorsa yurt dışında tıp fakültesi ve hukuk fakültesi okumak isteyen öğrenciler hariç. Evet. Barajı geçeceksin. Türkiye'de alan, yani yer bir bölüme yerleşen öğrencinin almış olduğu en son puanı almak zorundasın. İşletme mi okumak istiyorsun yurt dışında? Türkiye'de işletmeye yerleşmiş öğrencinin özel üniversitelerde dahil buna aldığı en son puanı alman gerekiyor. O yüzden Türkiye'deki sınavı yabana atmaması gerekir öğrencilerin. Burada da çalışsınlar, biraz çaba sarf etsinler. Ben gideceğim nasılsa orada okuyacağım mantığı çok doğru değil. Burada ellerinden geleni yapsınlar, daha sonra gene oraya gitsinler. Zaten bizim amacımız öğrenci illaki işte yurt dışına gitsin, orada eğitim alsın değil. Bizim asıl amacımız öğrenci iyi eğitim alsın. Nitelikli bir eğitim. Nitelikli eğitim alsın. Programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sizin güzel bir kampanyanız vardı. Ona da değinelim istiyorum. Lütfen öyle. Onu da sizden dinleyelim. Yani şimdi şöyle, aslına bakarsanız biz 2014 yılından bu yana benim şirketimin sponsorluğunda şöyle bir kampanya yapılıyor. Köy okulları için
kütüphane kuruyoruz. Şimdi evet. Bu kütüphaneleri kurmak yetmiyor. Aynı zamanda bu kütüphanelere kitap da gerekiyor. Şimdi doldurmak gerekiyor. Aynen öyle. 2014'ten bu yana birkaç okulumuzda yaptık. Hatta ben bu okulların isimlerini de vermek istiyorum izniniz olursa. Mesela Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çimenözü köyünde bulunan Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Okulu. Bu okulumuzda şu anda kütüphanemiz kurulmuş durumda. 2015 yılında Mardin'in Yeşil ilçesine bağlı 19 Mayıs İlkokulu. Buradaki kütüphanemiz kurulmuş durumda ve açılmış durumda. Şimdi de sıra Balıkesir Erdeğin bir köyünde. Evet. Bu köyümüzdeki okulumuzun kütüphane inşaatı da inşallah artık Mayıs itibariyle bitecek. Mayıs'ta açılacak ve bizim bu kütüphaneyi doldurmamız lazım çocuklarımız için. Ben özellikle programı izleyen arkadaşlardan, kendi öğrencilerimden beni izleyen varsa kitap bağışlarını rica ediyorum. Belli başlı ofislerimiz var. Bu ofislere bağışlarımız yapılabilir. Gönderebilirler kitapları buraya. Hatta eğer ki varsa kırtasiye malzemesi de çok önemli eksiklerinden. Bu şekilde desteklerini bekliyoruz herkesin. Ki bakın sevgili yönetmenime de çok teşekkür ediyorum. KonTV ailesine de. Arka fonumuzu da değiştirdik efendim. Biz de şöyle eğer yönetmenim de oraya evet şu an ekranlarınıza da geliyor. Bizim de bir sanal kütüphanemiz var arkamızda. En azından hani kitaplarımız burada. Özellikle değişik tarzda kitaplar koyduk oraya. Fotoğraflarını çektik. Güzel oldu. Arka fon. Çok önemli. Çocuklara evet. Bu okuma aşkını vermek gerçekten çok önemli. Çünkü ne kadar yurt dışına gönderirsek gönderelim. Evet. Aslında temelimizi biz ilkokulda atıyoruz. Bu da okuyarak oluyor. Ben çocuklarımız için destek bekliyorum herkesine. Eyvallah. Biz de bu desteği kanalımız olarak size vermeyi borç bildik. Çok teşekkür ederim. Evet, Melek Pınar, yurt dışı eğitim danışmanı. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Lütfen. Efendim programımızın sonuna geldik ama her hafta yapmaya çalıştığımız bir eğitim ajandası bölümümüz var. Bu hafta eğitim ajandasında hem sınav başvurularımız var hem de haberlerimiz var. İlk haberimize geçiyoruz. İlk haberimiz şu. Özellikle biliyorsunuz dershanelerin dönüşümüyle ilgili Danıştay'dan dershanenin dönüşümünün durdurulması istemine red geldi. Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim kurumları ile ilgili işlemler konulduğu yeni genelgesinde dershanelerin özel eğitim kurumlarına dönüşmesini düzenleyen hükümlerini yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Genelgenin en fazla 3 bilim grubunda özel öğretim kursu açabileceğine ilişkin maddesinin ise yürütülmesi durduruldu. Bu 3 bilim grubu düzenleme gerektiriyor efendim. Bir sonraki haberimiz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, aday öğretmenlerin maaş hakkının yetiştirme programına alınacakları 1 Mart'tan itibaren aday öğretmenlere verileceğini bildirdi. Bu da aday öğretmenlerimiz için bir haberdi. Bir sonraki haberimiz Yükseköğretim Kurulu. Efendim Yükseköğretim Kurulu üniversite tercihlerinde bir değişiklik yaptı. 30 tercihten 24 tercihe indirdi tercih sayısını. Yine bir sonraki haberimiz danışman öğretmenlerle ilgili. Efendim danışman öğretmenler geçtiğimiz hafta, daha doğrusu bu hafta içerisinde ikişer günlük eğitim aldılar. Aday öğretmenleri yetiştirmek üzere aldıkları eğitimde 6 ay boyunca aday öğretmenlerimize rehberlik edecekler. Evet, sınav başvurularımıza bakalım. Açık Öğretim Fakültesi kayıt yenileme başvurumuz var. 22 Şubat 4 Mart tarihleri arasında adaylar Açık Öğretim Fakültesi bürolarından ya da internet üzerinden yenilemelerini yapabilirler efendim. Evet, tıpta uzmanlık sınavı ile ilgili bir başvurumuz var. 17-29 Şubat tarihleri arasında yine başvuru yerimiz ÖSYM.gov.tr sitesi üzerinden yapılabilecek. KPSS var, engelli KPSS. Özellikle mezun olan öğrencilerin başvurabileceği bir sınav. Mezun olma durumunda olanlar ve ilkokul mezunu olanlar kuraya tabi tutuluyor. Başvuru tarihleri 23 Şubat, 9 Mart tarihleri arasında efendim. Ve son sınav başvurumuz elektronik YDS sınavı. O da 25-29 Şubat tarihleri arasında yine ÖSYM'nin sayfasından başvurular yapılabilir. Güncel gelişmelere göre sınav faaliyet takvimini biz yeniliyoruz efendim. Evet, programın sonuna geldik dedik ama bir kitap tanıtımımız var. Dünyada mentörlük uygulamaları. Mentörlük deyince tabii her alanda mentörlük var. Özellikle danışman öğretmenlerin atandığı aday öğretmenlere, tecrübeli öğretmenlerin tecrübesiz alandaki yeni öğretmenlere verdikleri eğitim ya da yaptıkları rehberliğe mentörlük diyoruz eğitim anlamında. Dünyada Mentörlük Uygulamaları adlı kitap PEGEM Akademi'den çıktı. Editörleri Ramazan Yirci ve İbrahim Kocabaş. Özellikle bu arkadaşlara tavsiyemiz, bu kitapta değişik ülkelerdeki öğretmen yetiştirme modelleri var. Ayrıntılı olarak incelerlerse özellikle aday öğretmenlerimize çok faydalı olacağını düşünüyoruz.
Bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Haftaya değişik konu başlıklarıyla karşınızda olmak üzere diyorum. Mutlu günler efendim.